Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf müzik dersi. 1. bölüm. Atatürk'ün müziğe verdiği önem. Birlikte düşünelim. Atatürk'ün sanata verdiği önemle ilgili neler biliyoruz? Hatırladıklarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Atatürk'ün tiyatro, bale edebiyat, heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk'ün sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir. Sanatın, bir toplumun ilerlemesindeki öneminin ve vazgeçilmezliğinin bilincinde olan Atatürk, bu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bilgi Panosu Atatürk, müziğe ve onun geliştirilmesine çok önem vermiştir. Bunu şu sözlerinden anlıyoruz. Arkadaşlar, güzel sanatların tümünde, ulus gençliğinin ne denli ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır. Ancak, bunda en çabuk, en önde görülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Alkışlar, bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek değişleri, söyleyişleri toplamak, onları genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu güzeyde Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel musiki içinde yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığı'nın buna, değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1934. Aşağıdaki Atatürk ve Özsoy operası metnini okuyalım. Atatürk ve Özsoy Operası. İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'ye gelecektir. Onu karşılamak için hazırlıkları Mustafa Kemal Atatürk sürdürür. Bir gün Münir Hayri Egeli'yi çağırıp ondan Türklerle İranlılar arasındaki kardeşliği anlatan bir oyun yazmasını ister. Egeli çok kısa sürede oyunu yazar. Bestelenmesi için Adnan Saygun'a götürür. Fakat bir ay gibi kısa bir süre kalmıştır. Adnan Saygun beste çalışmasına hemen başlar, gecelerce uykusuz kalır. Atatürk her gün arayıp çocuk, çalışman nasıl gidiyor? diye sorar. Bir gün kendisi provalara da gelir. 20 gün içinde opera yazılır, orkestra bulunur, Solistler ve koro sözleri ezberler, temsil hazırlanır. Opera'nın konusu yurtta sul, dünyada sulh düşüncesini yansıtır. 1933'te İran Şahı geldiğinde, Adnan Saygun'un bestelediği Özsoy operasının tek perde temsilinden sonra güçlü seslere sahip gençleri Mustafa Kemal Berlin'e göndertir. Özsoy'un sahnelenmesinden sonra birileri Mustafa Kemal'e yapılması gereken bir iş için "Vakit çok az efendim." dediğinde, hep bu cümleyi kurar. Biz 20 günde opera yazmış, bestelemiş, oynatmış bir milletin içindeyiz. Yeter ki yapabileceğinize inanın. Yener 2017. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.